Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Windows 11 işletim sistemine sahip bir bilgisayarın dilini nasıl değiştirebileceğinizi size anlatmaya çalışacağım. Bunun için ilk başta başlat menümüzü tıklıyoruz. Sonra açılan kısımda ayarlar kısmını tıklıyoruz. Daha sonra açılan kısımda sol alt kısımda bulunan zaman ve dil kısmını tıklıyoruz. Sonra açılan kısımda ikinci kısımda bulunan dil ve bölge kısmını tıklıyoruz. Sonra açılan sayfada arkadaşlar, bakın burada Windows görüntüleme dili yazıyor. Karşısında da bir tane kutucuk var. Bu kutucuğu tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bende şu anda sadece Türkçe var arkadaşlar. Bu kısma başka dilleri eklemek için bakın burada tercih edilen diller diye bir kısım var. Karşısında bir tane buton var. Butonun içine dil ekle yazıyor. Bu dil ekle kısmını tıklıyorsunuz. Sonra açılan kısımda siz hangi dili eklemek istiyorsanız sizin o dilin adını bu kutucuğa yazmanız lazım. Örnek olması açısından arkadaşlar ben İngilizce eklemek istiyorum. O yüzden İngilizce yazacağım. İngilizce yazdım arkadaşlar. Bakın üste geldi. Bunu seçiyorum. Seçtikten sonra alt kısımda bulunan sonraki butonunu tıklıyorum. Sonra arkadaşlar açılan kısımda bunların hepsinin seçili olmasına dikkat edin arkadaşlar. Bunların hepsini seçili de seçtikten sonra alt kısımda bulunan yükle kısmını tıklıyorsunuz. Şu anda arkadaşlar dil paketinin bilgisayarıma yüklenmesini ben bekliyorum. Bu 2-3 dakika sürebilir arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar dil indirme işlemi bitti. Dil indirme işlemi bittikten sonra arkadaşlar sağ üst kısımda bulunan butonu tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya İngilizce geldi şu anda. İngilizceyi seçiyorum. Seçtikten sonra arkadaşlar bu dilin bilgisayarınızın dili olması için oturumu kapatıp yeniden açmanız lazım ya da bilgisayarınızı yeniden başlatmanız lazım. Bu iki işlemden birini yaptıktan sonra bilgisayarınızın yeni dili seçtiğiniz dil olacaktır. Videom bu şekilde arkadaşlar. Size gösterdiğim bu adımları uygulayarak Windows 11 işletim sisteminin dilini değiştirebilirsiniz. Eğer videomu faydalı bulduysanız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.